Bir akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra bu hastalığın evrelemesi amaçlı bir takım tetkiklerin yapılması gerekiyor. Evre bizde neyi gösteriyor? Evre tedavinin nasıl yapılacağı konusunda bize yol gösterici bir unsur. Evreleme TNM dediğimiz bir sistemle yapılıyor. TNM'deki T tümörün durumunu gösteriyor. Tümörün durumunda neler var? Akciğer kanseri için tümörün durumu büyüklüğüne göre belirleniyor. Mesela 1-2 santim gibi, 3 santimin üzerinde gibi, 5 santim üzerinde gibi bir takım rakamlarla ifade ediliyor. N dediğimiz akciğer tümörünün ortaya çıktıktan sonra ilk gidebileceği bölgesel, bu halk arasında beze denilen lenf nodlarını tarifler. Eğer tümöre yakın lenf nodları tutulduysa bunlara N1 deriz biz. Eğer mediasten dediğimiz bu göğüs kısmın altındaki kısımdaki lenf nodları tutulduysa N2 deriz. Supraklaviküler bölge dediğimiz boyuna yakın lenf nodlarının tutulmasıyla N3 gibi bir takım dereceler alabilir. M dediğimiz yani metastazın olup olmadığını gösteren birimdir. M'de de yani M'de de metastaz varsa M1 deriz, yoksa M0 diye böyle bir evreleme yaparız. Ve bu evrelemeye göre de tedavi planları ortaya çıkar. En azından bizim çalıştığımız kurumda böyle bir hasta akciğer kanseri tanısı konulduysa bizim onkoloji konseyimizde göğüs hastalıkları uzmanlarının, göğüs cerrahlarının, patologların, radyologların, nükleer tıpçıların, medikal onkologların ve radyasyon onkologlarının bulunduğu bir ortamda baştan değerlendirilir. Küçük hücreli akciğer kanserinde çok erken evrelerde ancak cerrahi şansı vardır. Çünkü bu hastalığın yarılanma süresi düşük olduğu için bu hastalığın yaygınlığının biraz daha fazla olduğu düşünülebildiği için. Ama çok küçük tümörlerde yani T1, T2 tümörlerde lenf noduna metastaz yapmadı ise bir alternatif olarak cerrahi düşünülebilir. Ancak genellikle cerrahi küçük hücreli akciğer kanserinde uygulanmıyor. Küçük hücreli akciğer kanserinin genel tedavisi eş zamanlı kemo radyoterapi dediğimiz tedavi şeklinde. Yani hem radyoterapinin hem kemoterapinin birlikte uygulandığı tedavi. Bu ikisinin birlikte uygulanmasının ne tür bir avantajı var? Bazı kemoterapi ilaçları, özellikle bu hastalıklarda kullanılan kemoterapi ilaçlarının radyasyonun duyarlılığını arttırıcı ya da etkisini arttırıcı etkileri vardır. Bu etkisinden yararlanılır. İki, vücutta var olabileceği ihtimali olan hücresel düzeyde kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması amacıyla da kemoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. Küçük hücreli ya da küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı konulduğunda biz konseyimizde bu hastalar için nasıl bir tedavi yapılacağını belirleriz. Bunu da şey altına alırız zaten, yazıyla belgeliyorsunuz. belgeleriz ve hastaya müracaat ettiği hekim tarafından bu tedavi yolu tek tek anlatılır ve hasta ne zaman hangi tedavileri alacağını, ne zaman hastalığa cevap yani tedavilere cevabın değerlendirileceğini bilir ve ona göre tedavi adaptasyonu sağlanır. Küçük hücreli akciğer kanseri için profilaktik kraniyal radyoterapi denilen bir seçenek de mutlaka tedavinin bir parçasıdır. Bunun sebebi de şudur: küçük hücreli akciğer kanseri beyne yayılma insidansı yüksek olan bir hastalıktır. Bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklarda biz koruyucu dediğimiz yani beyin metastazını önlemek amaçlı profilaktik olarak beyni ışınlarız belli bir dozda. Bu ışınlamalarla bu beyin metastazları oranlarında %50-60-70 oranında görülme sıklığının azaldığı da
bugün bilimsel olarak ortaya konmuş bir durumdur. Küçük hücreli akciğer kanserinde dediğim gibi çok küçük tümörlerde cerrahi bir seçenektir. Onun haricindeki tümörlerde eş zamanlı kemoradyoterapi ve profilaktik kraniyal ışınlama dediğimiz ışınlama yapılmaktadır. Küçük hücre dışı akciğer kanserleri dediğimiz kısımda ise yani adenokarser, squamous hücreli kanserler ve diğerleri için eğer yapılabiliyorsa cerrahi bir seçenektir. Cerrahi sonucu ortaya çıkan patoloji sonucuna göre de radyoterapi, kemoterapi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Eğer hasta bir takım hastalıkları nedeniyle opera edilme durumu olamıyorsa, yani biz buna medikal olarak inoperase diyoruz. Ya da tümörün çevredeki bazı yapıları tuttuğu için opere edilmesinin uygun olmayacağı durumlarda, yani biz bunlara da cerrahi olarak inopera vakalar diyoruz. Bu hastalarda gene eş zamanlı uygulanacak kemoradyoterapi seçenekleri bugün için karşımızda durmaktadır.